Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bahçeden açayım dedim videoyu. Bir kısım eriyenler var. Gerçi biz de yerleri temizledik. Şöyle karlar altında kalan bitkileri göstereyim size. Karanfil, bakın tomurcuk da yakalanmış. Hemen saklayalım şu tomurcuğu da. Bunlar da örtücü biliyorsunuz. Yer örtücü. Ama ben balkonumda bakıyordum böyle. Mor mor küçük küçük çiçek açıyor. Aşağıya doğru bu şekilde sarktığı için çok güzel bir görsel görüntü oluyor da. Bunu da bilirsiniz arkadaşlar. Bu benim ev çiçeklerimdendi. Sonra balkona koydum. Sonra bahçeye koydum. Baktım bir şey olmuyor. Yuka çiçeği bayağı bir dayanıklı bir çiçektir. Gördüğünüz gibi daha önce de bu şekilde karın donun altında kaldı. Ama ne yapıyoruz? Bu karı temizlemiyoruz. Bu kar ona sıcaklık sağlıyor. Bakın. Burada da çilekler var. Karları temizlemiyoruz. Şöyle. İki karış falan boş. Bizim minnoş ama minnoşa kızgınım. Çünkü biraz önce balkonda güvercine yem vermiştik. Bu güvercine saldırmış. Allah'tan kurtuldu hemen, kaçtı. Yani bebekliğinden beri de kuru mama da versek, kuşlara karşı acayip bir ilgisi var. Ben de çok aşırı seviyorum kuşları. O yüzden küstüm onunla. Böyle bayağı bayağı kar var ve şu an aslında eridi. Bonusumuz da burada. Bonus, sakın çıkma dışarıya. Bonusun yuvası burada. Gayet böyle iki duvar arası. Böyle gayet korunaklı. Suyumuz buz mu tutmuş? Yeni su koyalım sana. Bakalım. Ne mi var? Bunu kavurdu bunu. Bakın arkadaşlar. Görüntü enfes. Böyle mamadan ye. Kuşlara zarar verme. Artık bu araç bir süre çıkmaz. Çünkü kış lastiklerim yok. Değiştirmedim bu arada. Şöyle balkondan da devam edeyim istedim. Bu arada pırlantalardan çiçek mi geliyor? Bakıyorum. Biliyorsunuz bitkileri ıslak bırakmıştım. Onlarla ilgili bir sıkıntı var mı diye şöyle bir kontrollerini yapayım. Arkadaşlar hepsi iyi durumda görünüyor.
Evet, üşümüş. Balkonda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Alt balkondakilerde sarılı zaten. Evet, hızlı hızlı geçiyor olabilirim. Çünkü ben dışarıda çok üşüdüm. Bunlar da aşağıda susuz kalmışlardı. Burada suladım. Kendilerine geliyorlar. Topraklarını da değiştirsem daha da güzel olacaklar. Şöyle dışarıda muhtemelen hava şu an eksiye düştü. Çünkü buzlanma başladı, donma başladı yine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar fark ediyor. Yani dediğim gibi ben üşüyorum ama bitkiler için gayet iyi bir derece. Biliyorsunuz soba falan da yakmıyorum ben burada. Yani almıştım, geri verdim. Diğer sobayı da öyle yakıp bırakamam. O riski alamam. Ama muhtemelen yani evde dış cephe var ama odaların ısısı ister istemez dışa vuruyordur. Bir de bizde burası çatı katı biz sonradan yaptık. Tavanlarda beton yok. İç kısımda da yok. Odalarda da yok. Bildiğiniz alçı ve bu da böyle lambiri görünümde. Şöyle göstereyim. Plastik bir malzeme. Buradan hava alışverişi çok oluyor diğer odalara. Yani tavandan muhtemelen sıcak geliyor diye düşünüyorum. Çünkü önceden de burası açıkken buradan böyle komple soğuk çatıya dolup bizim odalara böyle sanki üstümüze kar yağıyor gibi oluyordu. O anlamda da rahat ettik. İnanılmaz evin ısısı da değişti. Ay, şunlar bir an gözüme çarptı. Çok güzel geldi gözüme renkleri. Bakalım. Valla daha bir güzelleşmişler geldi bir an gözüme. Bundan satış yok arkadaşlar. Bunu üreteceğim inşallah. Ama şu türden var. Bu türde biliyorsunuz bayağı kızarıyor. Bu türden var. Öyle arkadaşlar bugün bu kadarlık olsun videom. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.